Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemlidir. Sevgilerimizle. Peki hayatınız film olsaydı nasıl bir sonla bitmesini isterdiniz? Böyle vicdansız kardeş olur mu? Dayak yedim. Yapacağım bilmiyorum. Çaresizim. Ağzımı bağlamış, elimi kolumu arkama bağlamış, tecavüz etmiş beni defalarca. Bacağımda kanı gördüm. Kaç yaşındaydınız? 9 yaşında. Affedersin, malmışım gibi boynuma yıllarla afura bağladı beni. Beni sürükleyerek götürdü. Okulun arkasında bir tane ağaç var, böyle büyük, şey böyle oyuk, ev gibi. Orada defalarca orada. Ailem bana inanmadı. Sen yalan söylüyorsun dedi bana. Oradan beni okuldan çıkarttı baba. 4. sınıfta aldı beni. 47 yaşında bir adamın koynuna soktu eliyle, para karşılığı. Yani o da bağladı elimi kolumu. Hep tekmeledi belimi. Bıçak kalktı, göğsümden yaralandım, bıçaklandım. Dişlerimi kırdı, bu bacağımı sakatı yaptı. Şey yaparken beni mal gibi bağlıyordu. Eşim de yapıyordu aynısını. Polise gittim, eve kamera yerleştirici savcı. Ondan sonra gitmişler, mahkemeye vermişler beni. Rapor almışlar, akıllı sağlığı yerinde yok diye. 1,5 sene geçtikten sonra biriyle tanıştım, evlendim. Ama o da aynısını yaptı bana. O da arkadaşına pazarlanmaya çalışıyordu. Tecavüzden dolayı ise ailem bana o damgasını taktı. Birine borç para istediğim zaman, ha bu benimle yatacak. Gelen de vuruyor, giden de vuruyor tekmeyi. Ya ben ne yapabilirim? Anlatırsam Film Olur programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben yönetmen Yunus Çevik. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. İzleyeceğiniz hikaye film olması halinde yazdığınız yorumlar dikkate alınacak. Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu haftaki konuğumuz Kadriye Diril. Kadriye Hanım, hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkürler. Programımız hakkında detaylı bilgiye sahipsiniz. Ama kısa bir özet geçelim. Her hafta burada hayat film olabilecek kişileri konuk ediyoruz. Ve sürecin sonunda bir kişinin hayatını film yapmak istiyoruz Kadriye Hanım. Konuk yarışmacılarımızdan istediğimiz tek bir şey var. O da bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatması. Bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatacağınızı onaylıyor musunuz Kadriye? Evet, onaylıyorum. Hayatınızın neden film yapılmasını istiyorsunuz? Çünkü hayatım çok zorluklarla geçti. Çocukluğum çok kötü geçti. Benim yaşadığım öbürleri yaşamasın, öbür bayanlar yaşamasın. Benim çektiğim çileyi onlar çekmesin. Ben ağladım, onlar ağlamasın. Benim yüzüm hiç gülmedi. Ben böyle yaşarmışken onlar yaşamasın. Ben bunu istiyorum. O zaman diyoruz ki anlatırsan film olur, anlat ki film olsun. Ya çocukluğumu hiç yaşamadım. Babamdan, annemden, abilerimden hep dayak yedim. Daha 25 yaşına kadar dayak yedim, hala dayıyorum. Çocukluğum hiç güzel geçmedi. Hep anne, babam, hep dayak. Tecavüze uğradım çocukluğumda defalarca. Ya böyle suçu dışarıda uyumuşum oynarken, yeşilliğin içindeki. Orada ben akrabaların ismini vermek istemiyorum. Gelmiş ağzımı burnumu, ağzımı bağlamış, elimi kolumu arkama bağlamış, tecavüz etmiş beni defalarca. Tecavüz eden akrabanız mıydı? Akraban. Onun kızıyla sürekli oynuyoruz dışarıda kapıda. Çünkü onun kızıyla oynuyorum ben sürekli zaten. Bayılmışım oraya. Ben tecavüz uğrayınca bayılmışım. Ağzım burnum sarılı. Biri söylemiş babama, kızın orada eli kolu bağlı yatıya diye. Babam beni elim kolum bağlı bulmuş. O anı hatırlıyor musunuz? Tecavüz olayını hatırlamıyorum. Sadece bacağımda kanı gördüm. Kaç yaşındaydınız? 9 yaşında. Peki hatırlamıyorsanız akrabanız olduğunu nereden biliyorsunuz? Çünkü sürekli beni güdüklüyor. Devam etti daha sonra bu süreç. Evet. Kendime geldiğimde başımda babam elinde odunla bekliyor beni. Beni sürüklemeye başladı. Boynuma ip bağlayıp düvelek sürüklemeye başladı. Odunla işte kafama vurdu, kafamı yardı. Beni çok kötü doğdu. Babanız sizi niye dövdü? Babam beni sen ne hatlar karıştırdın dedi. Suçu bana attı. Depelendi, semeledi beni. Karanlık bir odaya tamladılar. Defalarca odada bir ay boyunca karanlıkta kaldım. Sanki affedersin malmışım gibi boynuma yıllarla afura bağladı beni. Dayak yedim orada. Bir ay falan hiçbir şey vermediler. Yemek falan vermediler bana, cezalısın diye. Oradan babam çıkarttı beni. Daha doğrusu babam
değil de amcamın çıkarttı beni orada. Oradan çıktıktan sonra yine aynı tecavüze uğradım. Ya seni öldürürüm, seni şuraya buraya atarım, kimse bulamaz. Öyle bir tehditler ediyordu. Okulda, okulun bahçesinde beni sürükleyerek götürdü. Okulun arkasında bir tane ağaç var, böyle büyük, şey böyle oyuk, ev gibi. Orada defalarca orada tecavüze uğradım. Ailenize söylemeyi düşünmediniz mi? Söyledim. Ailem bana inanmadı. Sen yalan söylüyorsun dedi bana. Köyde mi oluyor bu? Evet, köyde. Hepsi beni suçlu buldular. Hala da buluyorlar suçlu. Ya şimdi düşünüyorum ya, insanın aklı almıyor. 9 yaşındasınız, tecavüze uğramışsınız, eliniz kolunuz bağlı, babanız sizi görüyor, aileniz görüyor. Hani sizin anlattıklarınızı istinaden ben bunu söylüyorum. Diyecek bir kelime bulamıyorum şimdi. Bunun üzerine sizi babanız karanlık bir yerde boynunuzdan bağlıyor. Çünkü inanmadılar bana. O günden sonra süreç tehditlerle, tecavüzlerle devam etti mi? Devam etti hep. O yapılan şeyleri hiç unutamıyorum. Gece uykularımın içine giriyordu. Beni bağlıyor, bu ağzımı kapadı, bacaklarımı bağlıyor. Depinmedi, şey etme, kaçma deyin, elim kolumu bağlıyor. Bizim ev çok böyle, nasıl diyelim, böyle tahtadan ama kapılar yarım açıktı. Gece bir ailem uyuyunca beni tehdit ediyordu. Geliyordu. Sade bir ölen amcam biliyordu bunları hep. Ama amcam da babama söylemiş bir iki defa. Babam kesmeye çalışmış amcamı. Zaten o seviyor beni. Ondan gayrı kimse fazla beni seven olmadı o. Dedim ki anne böyle böyle dedim. Bak dedim, bana dedim birisi dedim kötü şeyler yapıyor bana dedim. Sen yalan söylüyorsun dedi. Git dedim amcama söyle, o da yalan söylüyor dedi. İnanmadılar. Amcanız yakaladı mı onu? Amcanız nasıl inanmıştı? Doğdu, bacaklarını falan kırdı. Gördü mü amcanız? Amcam, o ben Afur'da beni tecavüz ederken amcam da Afur'daymış, görmüş. Adam bir de evliydi. Sürükleri odunla dışarı çıkarttı, bacaklarını falan kırdı. İşte babam da dedi, nasıl diversin? Babam inanmadı. Amcam söyleyince inanmadı. Dedi, bak dedi, ben bunu sana çıkaracağım. Ama dedi, siz dedi, bu kıza sahip çıkacaksınız. Tamam dedi babam. Sonra amcam işte onu öyle çıkarttı. Ama babam yine inanmadı. Amcamı baltayla kesmeye çabaladı. İşte amcam rahmetli olunca babamın üzerine konmadı mezarına. 4. sınıfta aldı beni. 47 yaşında bir adamın koynuna soktu eliyle, para karşılığı. Çocuk gelin olarak? Gelinlik falan giymedim. Dul bir kadın gibi. 4. sınıfa gidiyordum. Oradan beni okuldan çıkarttı babam. Beni bayırdı. Götürdü eliyle adamın koynuna soktu. Para karşılığı adama satmış oldu beni. 15 yaşında çocuğum oldu, kızım oldu. Düğün yapılmadı. Düğün mü falan hiç yapılmadı. Babam öyle para karşılığı götürdü adamın koynuna soktu beni. Resmi bir şekilde ne zaman evlendiniz peki? Bir sene sonra resmi nikah yaptılar. 14 yaşında verdiniz, 15 yaşında resmi nikah olması için yaşını büyütmeleri lazım. Babanın rızasıyla nikah yapıyorlar. Sonra işte o evlendiğim kişi öğrendi. Ondan sonra şiddete uğradı. Şiddet yaptı hep beni. O da bağladı elimi kolumu. Hayvanları defalarca o da aynısını yaptı bana. Hep tekmeledi belimi. Bıçak kalktı. Göğsümden yaralandım, bıçaklandım. Dişlerimi kırdı. Bu bacağımı sakatı yaptı. Onun şeyini çekiyorum şu an bacağımdan. Ameliyat oldum ama iyileşmedi hala. Nasıl diyelim? Her gün gece yaparken beni mal gibi bağlıyordu. İşim de yapıyordu aynısını. Beni elimi kolumu bağlıyordu. Odunla dövüyordu. Bacaklarıma vuruyordu. Ondan sonra kafamı yardı. Ağzımı falan kanattı. Dişlerimi kırdı. Çocukların yanında sürekli beni dövüyordu. Aşağılıyordu. 15 yıl boyunca sürekli şiddet devam etti mi? Evet. Sürekli. Peki polise gitmeyi düşünmediniz mi? Gittim polise. Ama kardeşlerim sahip çıkmadı. Kardeşlerim hep ondan yana oldu. Kardeşlerinizle polisin ne alakası var? Ya polislere geldi dedi, benim kardeşim yaptı. Kardeşim de suç. Eniştemizde suç yok dedi. Onu korladılar. Şu an çocuklarımı
göremiyorum. 14 senedir çocuklarımın yüzünü göremiyorum. Çocuklarımın resmini gördükçe kalbim çıkacak gibi oluyor. Ağlıyorum. Ama ağlasam nereye kadar? Kaç çocuğunuz oldu? 4 tane. 4 tane. Evet. Çocukların ödül maaşı alıyordum. Banka kağıt bana bir küçük kasa verdi. Gardırobunun içine saklıyorum kıyafetlerin içine. Beni çocuğu hastaneye götürünce dolaptan almış, patlatmış dolabı, kapağını mapağını. Çocuğunuz engelli mi? Zeka ödüllüydü küçük doğuşta. Şu an engeli yok. Yok, bir engelleri yok. Odalar ayrı, şeylerde yatıp kalkıyorduk çocukla. Sürekli kapı, odunla kapıma bekliyordu, doğacağım diye. Yemek yapıyordum, yemeği kafamdan aşağı döküyordu. Kendi çocuklarını alıyordu, benim çocukları ayırıyordu. Çocuklar bile, benim büyük kızım bile kaçtı evden. Küçük yaşta, 12 yaşındaydı, evden kaçtı gece. Polislerle sokakta bulduk çocuklarımı. Hiçbir şeyini görmedim. Hep dayak yedim ailesinden, çocuklarından. Çocukları bile büyüttü, kafama odun vurdular. Öğretti, vur, depelediğin. Benim kendi çocuklarım bile şu an benimle terbiyesizlik konuşuyorlar, küfür ediyorlar bana. Kaç kere bıçak kalktı, kafamı yardı. Ondan sonra bu bacağımı sakat bıraktı beni. Bu süre sonunda ne oldu da eşiniz şiddet göstermeyi bıraktı? Polise gittim. Eve kamera yerleştirdi savcı. Kamera mı yerleştirdi? Evet. Kartal'dan geldiler. O beni evde kafamı, beni öldürecekti, kafamı keserler. Tam polis ve savcı girdi içeriye. O kadar bir vahim durum vardı ortada. Evet. Çünkü ben boşanana kadar hep karakola mahkemeye çıktım. Polis içeri girdi savcıyla. Dedi ki ben dedi duvara değil çivit çakıyorum dedi. Ona vurmayacaktım dedi. Tam şeyi odunu bir dalladı. Polisin omuzuna geldi. Resmi kayıtlar da var o zaman bunlar. Evet hepsi var. Ondan sonra uzaklaştırdılar ama yine girdi eve. 6 ay uzaklaştırma verdiler. Baktı olmuyor. Polis geldi onun eşyalarını attı dışarıya. Kamerayı bilmiyorlar. Bana sürekli bağırıyor. Polisler niye geliyor kapıya? Niye gidiyor? Nereden bileyim ben dedim. Uzaklaştırmanın akabinde boşanmadınız mı? Yani niye bu kadar uzun süre boşanmadınız? O kendi boşanmadı. Her karakola gitmesinde ben onu dövmüyorum. O kendi kendini depeliye diyordu. Savcı da dedi ki bu dedi kendi kendini depeliye de dedi. Bu kamera nereden dedi? Bu görüntüler ne dedi? Bu kız dedi kendi kendine mi bıçaklandı dedi. Bu kendi kendini mi kesiye dedi. Ondan sonra baktı 6 ay uzaklaştırma verdiler. Baktım yine geliyor eve. Polis geldi bir uydurmalı kilit taktı. Kapıyı kırdı bu sefer. O kendisi gitti. Avukat otomatikle boşamış. Beni aradı avukat. Ben gitmedim ama avukat bana dedi sen gelme dedi. Gelmeye gerek yok dedi. Ben gitmedim. Avukat beni aradı tamam dedi boşandın. Bir çocuklar bendeydi. Çocuklar bende olunca bir evde kalıyordum Samandıra'da. O evi işte balkondan evi dumana verince, evi yakınca. Evi dumana verince çocuklarla birlikte zehirlendik evde. Hastaneye kaldırdılar. Bir hemşirenin birine de para verirler ki hemşire dedi ki yakınca söyle çocuklar öldürdüğünü kandır dedi deyip söylettiriyorlar. Hastanede işte benden kaçırdılar çocukları. Ondan sonra gitmişler mahkemeye vermişler beni. Çocukları öldürdü, dumana verdi, boğu yedi. Rapor almışlar, akıllı sağlığı yerinde yok diye. Çocukları benden almak için. Şu an herhangi bir raporunuz var mı? Yok. Sağlığınız yerinde, bir sıkıntınız yok. Raporum olsa zaten işe almazlar beni. Çocukları elimden aldılar. Hastanede, işte hastaneden çocuklar kayboldu yanımdan. Daha ondan sonra görmüyorum çocukları. Sonra bir kere bir sefer işte kendisi beni aradı. Annemin cenazesini dedi. Çocuğu yolluyorum sana oğlanı dedi. Uyuşturucu kullanmış çocuk galiba. Dedim yolla kalsın yanımda dedim. Ben dedim İslam'a gelirken dedim getirip bırakırım eve. Sonra işte kapattı telefonu. Tekrar bir daha aradı. Dedi sana dedi niye yollayayım çocuğu dedi. Sen dedi çocukları kaçıracaksın öyle mi dedi. Sen dedi git dedi affedersin. Pavyonlarda dedi, erkeklerin yanında otur, erkeklerle yat kalkıyor. Dedim, sen ne diyorsun ya dedim. Ben dedim, çalışırım, edebimle çalışıyorum dedim. Ben dedim, senin kızın gibi değilim dedim. Ben otobüslerde dedim, mavilik yapıyorum dedim. Ben edebimle, edepli konuşurum. Bak, ondan sonra herkese yaymış. Yok pavyonlarda çalışıyor, yok şurada çalışıyor, yok şuralara gidiyor. Para karşılığı kendini satıyor. Aradan bir buçuk sene geçtikten sonra biriyle tanıştım, evlendim ama o da aynısını yaptı bana.
Aynısını yaptı derken? O da arkadaşına paralamaya çalışıyordu. Benim geçmişimi araştırmayın dedim. Bak dedim, benim geçmişim iyi değil dedim, kötü. Ama dedim, benim dedim güzel bir hayatım olmasını istiyorum dedim. Siz dedim böyle yaparsa dedim, ben kendimi öldürürüm dedim. Kime dediniz bunu? Sonraki evlendiğim kişiye. Anlattım ama pişman oldum anlattığıma. Bilsin ki dedim, benim özel hayatım, hayatımdan, başımdan geçenleri dedim, bilsin ki dedim, bana sahip çıksın. Bana kol kanat gersin dedim. Ama o da ne yaptı? Her akşam işte arkadaşlarını getirdi eve. Getiriyor arkadaşına diye, bu sana iyi bakar, bu sana iyi karılık yapar. Ama başkasının hiçbir şeyliğim olmadı. Birini odunla baydım evde. Odunla baydınız? Evet. Kimi, eşinizi mi getirdi adamı mı? Getirdi adamı. Arkadaşını. Sen manyak mısın dedim. Kafayı bulunca dedim, beni mi satmaya çabalıyorsun dedim. 8 ay evli kaldım. Ondan sonra bıraktım onu, İstanbul'a kaçtım, geldim. Polise gittiniz mi? Polise otogarda gittim. Dedim böyle böyle, benim dedim evlendiğim kişi dedim, içmişler dedim, beni pazarlamaya çalışıyorlar dedim. Ben de dedim, baydım onu, kaçtım. Gazeteye vermiş, yok eşim kaçtı, kayboldu. Eşim nereye gitti belli değil. Kimlikleri burada, kendisi yok. Bütün gazetelere çıktım. Ben de polis beni durdurdu, dedi sen kayıptasın. Ne kaybı dedim, ben çalışıyorum. Dedim eşi sordun mu ona dedim, ne yapmış bana dedim. Pazarlarken dedim bir şey olmadı dedim, şimdi kayıplarda mıymışım dedim. Ben dedim kayıplarda değilim, ben dedim çalışıyorum, edebimle çalışıyorum, paramı kazanıyorum ya dedim. Siz polise gidip şikayetçi oldum dediniz ya, soruşturma açıldı mı? İfade almışlar onunla. Evet demiş, ben demiş ne yaptım, içtim ama ne yaptığımı bilmiyorum demiş. Şimdi siz çocuklukta yaşıyorsunuz, bazı sıkıntılı olaylar, aileniz sahip çıkmıyor. Eşinize anlatıyorsunuz, o size benzerlerini yapıyor. Ayrılıyorsunuz, hayatınıza yeni bir insan alıyorsunuz. Ona anlatıyorsunuz. O da aynısını. O da aynısını yapıyor. Evet. Ondan sonra devam ettim işte. Ben kendi yoluma devam ettim çalışmaya. Yaşım gelmiş 40, hala dayak yiyorum, hala dayak yiyorum. Gelen de vuruyor, giden de vuruyor tekmeyi. Ya ben ne yapabilirim? Benim gücüm hep dayak yemekle mi geçecek ömrüm? Kardeşlerim bile bazı zaman beni lekeledi biliyor musun? Affedersin, o**luk yapıyorsun diye. Bunu neye dayanarak böyle bir şey söylüyorlar? İşte rahmetli annem hep bana böyle diyordu. Ben o annemi arıyordum diyorum, annem geliyorum ben diyorum. Gelme sakın sakın diyordu. Sakın sakın o**luk gelme bana. Gelme buraya diyordu. Buralara gelme. Hep ağzından o**luk kelime sokulanıyordu. Annenizin kurduğu o cümle çocukluğunuzda yaşadığınız tecavüz olayına dayanıyor mu? Evet. Tecavüzden dolayısa ailem bana o damgasını taktı. Ve yıllarca devam etti. Evet. O damga eşinizde de devam etti. Hepsinde. Bütün sülalemde. Kimin yanına gitsen bana diyor, uzak dur bizden, sen oruçlusun. Hep bunu söylüyorlar. Ama siz 9 yaşındaymışsınız, küçücük bir çocukmuşsunuz. Yani bu böyle bir şey nasıl takılabilir yani o yaşta? Takılıyor işte. Onlar hep sürekli beni dövdüğü için sevmedim, uzaklattım. Onlardan nefret ettim. Sokaklarda yatıyorum ya, sokaklarda. Arabaların içinde yatıyorum 14 sene. Bir ekmek veren olmadı. Kendim kazandım, kendim yedim. Abimin kapısına gittim, beni hayvan gibi kovdu dışarıya. Kovdular. Hayvan gibi. Annem rahmetli oldu, annemin cenazesinde dayak yedim. Annemin cenazesinde kardeşimden dayak yedim ya. Böyle vicdan olur mu? Böyle bir kardeş olur mu? Dayak yedim. Hayatımı böyle işte kendimi kurtarmak için çabaladım ama yapamıyorum. Gücüm yetmiyor. Yapacağım bilmiyorum. Çaresizim. Bütün bayanlara sesleniyorum. Burada sakın benim düştüğümde ara düşmeyin. Dayak yemeyin. Sakın benim kaderime benzemeyin kaderine. Evlatlarınıza sarılın, ne olur sımsıkı sarılın. Ben buradayım, dayak yedim, eziyet çektim. Hala da eziyet görüyorum millette. Annenizin cenazesinde niye dayak yediniz? Babam, kardeşlerim bana dedi, babama bak. 95 yaşında, orduda bakamam. Dedim ki ev tutun, bakayım. Ama dedim köyde yapamam. Ben de onlar bana hepsi hücum yapınca ben de kaçtım İstanbul'a. Geldim işime başladım. Babam istemiyor beni.
istemiyorum diye. Cenazeme falan gelmedi, istemiyorum. Niye istemiyor babanız? Ya bakmadın diye. Şeker hastası, şekeri yükseldiği zaman ondan bile, annem yoğun bakımda yatarken bile ondan bile dayak yedim bir ay boyunca. Eşiniz iftira attı demiştiniz. Çocukları sizden aldı. Evet. Kendi başına yetiştirdi. Ayrıldıktan sonra yine iftiralar devam etti. Ayrıldım oradan. O mahalleden ayrıldım. Geldim karşıya, para yok cebimde, ayakkabılar yok ayağımda. 5 kuruş yok. Hiç giymiyorsun da kıyafetim yok. Kış alamet. Kendimi attım, otogara geçtim. Orada bir kaza bakladım. Ondan sonra ertesi gün işe başlarım orada. Ne iş yapıyorsunuz? Mavinlik yapıyorum. Otobüs mavini? Evet. Ama çalışıyorum ama çok yorgunum, halsizim, ev yok, park yok. Edirne otogarına gittiğim zaman orada bir iyi kötü bir oda verdi. Orada İstanbul'a geldiğim zaman otobüsün içinde. Çalıştığım zaman para oluyor, çalışmadığım zaman para veren olmuyor. Kimseden 5 kuruş para. Birine borç para istediğim zaman bu benimle yatacak. Bu benimle beraber olur. Bu oluk yapar. Kötü niyetli olarak kullanmaya çalışıyorlar o zaman. Evet, hepsi öyle. Ya ben şimdi onlara yüz verseydim, onların yüzüne gülseydim, kuyruk sallasaydım, aklına yaslasaydım çok iyi olurdu. Ama ben yapmıyorum. Dua okuyorum. Allah'ım bana yardım et, ne olur. Bu duruma düşürme. Karşıma düzgün bir insan çıkart ki bana el kol kanat gersin. İnşallah Rabbim karşınıza güzel insanlar çıkarsın. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Kadriye Hanım? Tek dilediğim, ayaklarımın üstüne durup ve namusumla çalışmak, kimsenin bana yanlış gözle bakmamasını istiyorum. Daha başka bir şey istemiyorum. Allah'a dua ediyorum. Gece gündüz. Kış olduğu zaman soğukta arabalarda yatmayan olmuyor. Hasta oluyorsun. Kimse sahip çıkmıyor. Hastaneye gidiyorsun. İlaçlara para. Gücüm yok. Gücüm yetmiyor. Şimdi ameliyat olacağım tekrar bacağımdan. Bakanım yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Peki hayatınız film olsaydı nasıl bir sonla bitmesini isterdiniz? Çok güzel bitmesini isterim. Çok güzel. Hayatım öyle bir değişsin ki değişmesini istiyorum. Çok güzel bitmesini isterim. Kadriye Hanım, programımıza katıldınız. Sizi tanıdığımız için mutlu olduk. Bu bölüm yayınlandıktan sonra sizin için sorun teşkil eden bir durum var mı? Yok. Yayınlayabilirsiniz. Bir sıkıntım yok. Ben onun için geldim. Bütün bayanlar izlesin. Erkeklere de olsun, erkeklere anlasın ki kadınlar nasıl, kadınların güçlü olduğunu anlasınlar. Kadına yenilmeyeceğini de anlasınlar. Bizim yakında Korku Takvimi filmimizin galası olacak. Sizleri de galamızda görmek isteriz. Bu 2 kişilik gala davetiyesidir. Gelebilme imkanınız olursa bekleriz. Seve seve gelin. Ama sizi tanıdığıma çok sevindim. Biz de çok mutlu olduk. Mutlu oldum. İyi ki karşıma çıktınız, yardım ettiniz bana. Estağfurullah. Vesile olabiliyorsak, insanlık namına faydamız dokunabiliyorsa, yaşananlar örnek alınabiliyorsa ne mutlu bizlere. Evet sevgili dostlar, Kadriye Diril Hanım hayat hikayesini bizimle paylaştı. Siz de şöyle bir karakter olsaydı dediğiniz düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Film olması halinde yazdığınız yorumlar dikkate alınacak. Kadriye Diril anlattı, şimdi sıra sizde. Anlatırsan film olur, anlat ki film olsun. Hoşçakalın.